Bu videoda sirkülasyonda olan para miktarını ölçmenin değişik yöntemleri üzerinde duracağız. Merkez Bankası ile başlayalım. Örneğimiz Amerika'ya ilişkin yani bu durumda bahsettiğimiz Merkez Bankası Amerika'nın Merkez Bankası olacak. Diyelim ki 4 lira basıyorlar. Bu parayı elektronik olarak da basabilirler ancak gözümüze rahat canlandırabilmemiz için fiziksel banknot olarak bastıklarını düşünelim. Bastıkları bu 4 lirayı dolaşıma sokmak için açık piyasa işlemleri yapacaklar yani menkul değerleri satın alacaklar. Aldıkları menkul kıymetler son derece sağlam ve likiditesi yüksek kağıtlar olacak. Bir menkul kıymetin likit olabilmesi büyük tutarlı alım veya satım işlemlerini çok kolay yapabilmeniz anlamına taşır örneğin hazine bonoları ve devlet tahvilleri son derece likit menkul kıymetlerdir diyelim ki pez oyuncak firmasının hisse senetleri likit menkul kıymetler değil bu şirketin hisse senedinden 1 milyar liralık almanız çok zordur oldu ki aldınız bunu satmanız çok daha zor olacak kısa zamanda bu kadar büyük hacimde işlem yapamazsınız merkez bankamız gidiyor ve 4 lira değerinde bir menkul kıymeti satın alıyor satın aldıkları menkul kıymeti de şuraya çizelim. Merkez Bankasına bu menkul kıymeti satan taraf, satıştan eline geçen parayı götürüp bankaya yatırıyor. Menkulü satan kişi parayı götürüp bankaya yatırabiliyor veya satıştan eline geçen parayla bir şeyler alıyor. Bu kez onun mal aldığı kişi götürüp bankaya parayı yatırabiliyor. Merkez Bankası'nın menkulü satın alırken ödediği para birkaç el değiştirse de sonunda bankaya yatıyor. Buraya da bankamızı çizelim. Bu bir ticari banka, banka 1 olsun ismi de. Paralar buradaki bankamıza geldi ve yattı. Artık bu paralar Merkez Bankası'na ait değiller. Paranın yattığı bu bankaya B1 demiştik. Parasını bu bankaya yatıran kişi bunun 3 lirasını çek hesabında tutmak istiyor Zaten bu hesaba bağlı çek defterini kullanacaktı Bu hesaptan çek yazacak Vadesiz hesap gibi düşünelim 3 lirasını çek hesabına yatırdı Toplam 3 lira kadar çek yazabilecek artık Bankalar zorunlu karşılık tutmak zorunda olmadıkları için yatırım hesabını daha iyi faiz veriyorlar Parasının 1 lirasını da yatırım hesabına yatırdı şunu da hemen belirtmeliyim. Ben genel olarak para arzını anlatıyorum ama örneğimiz Amerika için bir başka ülkede çeki vadesiz hesaptan kullanıyor olabilirsiniz veya zorunlu karşılıklar farklı değildir. Bu gibi detaylar ülkeden ülkeye değişebilir. Temel bilgiler aynı ancak her ülkede ilgili kanunlar, mevzuatlar, uygulamalar farklı olabilir. Nerede kalmıştık? 1 lirasını yatırım hesabına yatırdı. Yatırım hesabından çek yazamıyorlar. Aslında bazı özel koşullar altında yatırım hesabından da çek yazabiliyor. Ancak şimdi o istisnai uygulamalara hiç girmeyelim. Genel olarak yatırım hesabından çek yazılamıyor diyelim. Banka yatırım hesabındaki bakiyeye bakıyor. 1 lira. Bu paradan üzerinde zorunlu karşılık ayırması da gerekmiyor. Bu 1 lirayı kredi olarak müşterisine kullandırıyor. Diyelim ki banka 1'den kredi kullanan bu kişi de gidiyor, kredi olarak aldığı 1 lirayı başka bir bankaya yatırıyor. Yatırdığı bankada da banka 2 olsun. Banka 1'den kullandığı 1 lira krediyi banka 2'deki hesaba yatırıyor. Banka 2 diyor ki bu vadesiz hesap, vadesiz hesapların bakiyesi üzerinden zorunlu karşılık tutmam gerekiyor. Geçerli zorunlu karşılık oranı neymiş bakalım. Demek ki vadesiz hesaptaki bakiyenin ancak %90'ına kadar kredi açabilirim. Bir başka müşterime bu şekilde söylüyor. Vadesiz hesaptaki bakiyenin ancak %90'ına kadar kredi açabilirim diyor. Varsayalım ki banka 2 çok muhafazakar bir banka olsun Kanunen %90'a kadar kredi verebileceği halde sadece 3'te 2 kadarıyla başka müşterisine kredi açmaya karar vermiş olsun Yani kendilerine yatan 3 liranın 2 lirasını başka müşteriye kredi olarak kullandıracaklar Ve diyelim ki iki kredi kullanan bu müşterinin hesabı da tesadüfen aynı bankada Banka 2'de bu 2 lira banka 2'de yatırılıyor. Artık banka 1'de değiller. Aslında para banka 1'den çıkalı çok oldu ama oradaki müşteri hala kendi hesabındaki 3 lira kadar çek yazabiliyor. Banka 2'deki bu rakam da diyelim ki çek hesabına yatırılmış olsun. Kesikli çizgiyle işaretlediğim 2 lira yani. Banka 2 burada birkaç yol izleyebilir. Çek hesabı olduğu için bu hesaba ilişkin olarak zorunlu karşılık tutması gerekecek. Diyelim ki iyice muhafazakar davrandılar ve sadece yarısı kadar kredi kullandırmaya karar verdiler. Oysa hatırlayın, kanunen %90'ına kadar kredi kullandırma hakları vardı. Banka 2 muhafazakar davrandı ve Sadece yarısı kadar kredi kullandırmaya karar verdi. Yani başka bir müşteriye 1 lira kredi açtı. 1 lira kredi kullanan bu yeni müşteri de parasını cüzdanına koymuş olsun. Dikkat edin başlangıçta 4 lira hala burza. Bir daha üzerinden geçelim. Banka 1'de hesabı olan bu kişi 3 liraya kadar çek yazabiliyor. Banka 2'de hesabı olan bu kişi de 2 liraya kadar çek yazabiliyor. Burada biraz duralım ve paranın değişik formları üzerinde düşünelim. Para miktarını düşündüğümüzde çok dar bir bakış açısıyla bakarsak, Merkez Bankası ne kadar para bastı? Merkez Bankası parayı banknot olarak basmış olabilir veya elektronik ortamda kaydı para yaratmış olabilir. Ancak biz konuyu basitleştirmek için banknot bastı diye düşünelim. Bu tutar para tabanı olarak adlandırılıyor. Amerika ve diğer ülkeler aynı tanımı kullanıyor burada. Yani para tabanı ve M0 da deniyor buna. Ancak M0 tanımında ülkeden ülkeye küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bizim örneğimizde Merkez Bankası 4 lira basıp bunu sirkülasyona soktuğunda para tabanımız 4 lira oldu. Parasal taban dendiğini de duyabilirsiniz. Merkez Bankası bu 4 lirayı bastı, gidip bu parayla piyasalardan menkul kıymet aldı ve böylece sirkülasyona giren para artık el değiştirmeye devam etti. Bu parayla değişik mallar alınıyor, işlemler yapılıyor. Örneğimizde oluşturduğumuz bu küçük dünyada para olarak kullanılan tek şey bu banknotlar değil aslında. Banknot olarak 4 lira var ancak buradaki kişiler çek de yazabiliyorlar paranın biraz daha geniş bir tanımına geliyoruz böylece. Buna M1 deniyor. İnsanların ceplerindeki banknot artı yazabilecekleri çeklerin toplamı diye düşünebilirsiniz. Bizim senaryomuzda insanların ceplerindeki banknotlar 2 lira demiştik. Çek yazma limiti 5 lira, toplam 7 lira. Başka bir bakış açısıyla M0 artı çeke dönüşebilecek mevduatlar diye düşünebilirsiniz. Ancak bunu düşünürseniz şunu unutmayın. M0'ın bir kısmı çek hesaplarından kaynaklanan zorunlu karşılıklardan oluşuyor. Dolayısıyla bu tutarı mükerrer yani 2 kez hesaba dahil etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla M0 artı çeke dönüşebilecek hesapların toplamı eksi çek hesapları dolayısıyla ayrılmış zorunlu karşılıklar diye düşünmelisiniz. Banka zorunlu karşılıkları ne kadardı? 4 lira. Çünkü buradakileri iki kez hesaba katmayı istemeyeceğiz. m0 eşittir 4. Bunu beyaz renkle yazacağım. m0 eşittir 4. Çeke dönüşebilir mevduatlar 5 lira. Bunu da pembe ile yazalım. Artı 5 lira. Ve sonra da zorunlu karşılıkları çıkartacağız zorunu karşılıklar burada yazıyordu 2 lira. Yani 2 lirayı çıkartacağız. Sonuç 7, ilk sonuçla aynı. İki bakış açısıyla da aynı sonuca ulaşabiliyoruz aslında. Burada dikkat edeceğiniz husus, hesaplama yaparken herhangi bir rakamı mükerrer olarak yani yanlışlıkla iki kez dahil etmemeniz gerektiğidir. Buradakini hem çeke dönüşebilir mevduatların içinde hem de M0'ın içinde iki kez göstermiyorsunuz. Hem para tabanının içinde var, hem çeke dönüşebilir hesapların iki kere hesaplamaya girmesini istemeyeceğiz. Bunu düşünmenin en basit yolu şu. İşlemlerde kullanılabilecek olan tutar ne kadar? İnsanların ceplerindeki 2 liralık banknot ve çek yazabilecekleri üst sınır olan 5 lira yani burada gördüğünüz durum M2 ise daha geniş kapsamlı bir parasal büyüklük. En 1 neydi hatırlayalım? İşlemlerde hemen kullanılabilecek para yani insanların ceplerindeki banknot artı hemen çeke dönebilecek mevduatlar bu da 7 liraydı. Eğer buna kolayca M1'e dahil olabilecek değerleri de eklersek M2'ye ulaşabiliriz. Örneğin bu yatırım hesapları kolayca çek hesaplarına dönüşebilir yatırım hesapları çek hesaplarına dönüştüğünde bankanın ayıracağı zorunlu karşılık oranları biraz değişecek. Ancak bu parayı yatırım hesabından çek hesabına aktaran kişi artık çek yazıyor olabilecek. Yani M2 eşittir M1 artı kolayca M1'e çevrilebilecek değerler. Bunlar yatırım hesapları olabilir, vadeli mevduat hesapları olabilir, para piyasasına bağlı kısa dönemli hesaplar olabilir. Çok detayına girmeyelim. Bizim örneğimizde kolaylık olması için sadece yatırım hesaplarını değerlendirmeye alalım. Yani M1'den gelen 7 lira artı buradaki yatırım hesabındaki 2 lira. Sanırım ana resmi biraz daha net görebildik. Birisi size para arzından bahsettiğinde neyi kastettiğini netleştirmelisiniz. Genelde M1'den bahsediyor oluruz. Çünkü işlem yapmak için direkt kullanılabilen budur. İnsanların ceplerindeki banknotlar ve çek yazabilecekleri üst sınır. Ancak para tabanından bahsediyor olabilirler. Para tabanının dar anlamı neydi hatırlayalım? M0. Daha geniş tanımıysa M2. Sanırım şimdi raporlamayı bıraktılar. Ancak bir zamanlar M3 de raporlanıyordu. Likide yakın diğer bazı aktifleri de ekliyorlardı. Ancak Fed M3'ü raporlamayı bıraktığına göre muhtemelen para arzı dediklerinden kastettikleri M0, M1 ve M2'dir. Bu videoyu bitirmeden önce bu konuya ilişkin olarak Türkiye'deki tanımları da tekrar hatırlayalım. Parasal büyüklük, dolaşımdaki parayla finansal kuruluşların parasal ya da paraya çevrilebilir olan çeşitli yükümlülüklerinin toplamı olarak tanımlanabilir. İçerdiği varlıkların likit olma derecesine göre çeşitli parasal büyüklük tanımları bulunmaktadır. Bu parasal büyüklüklerden M1 dolaşımdaki para ve vadesiz mevduat, M2 ve M1, vadeli mevduat, en geniş tanımlı para arzı olan M3 ise M2, repo ve B tipi likit fonların toplamından oluşmaktadır. Rezerv para, M1 ile fon hesapları ve banka dışı kesimin mevduatları toplamıdır. Merkez Bankası'nın piyasadaki likiditeyi düzenlemek amacıyla yaptığı açık piyasa işlemleri nedeniyle bankacılık kesimine olan nakit yükümlülüklerin rezerv paraya eklenmesiyle parasal tabana ulaşılmaktadır. Merkez Bankası parası ise parasal taban ve kamu mevduatlarının toplamından oluşmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.